Hala bir tane akvaryum geldi. Bakalım şimdi arkadaşı açalım. İsmail abime selamlar olsun. Bu arada güzel kahve paketlemiş. Tabii bunu açabilirsek İsmail abi. Çok sağlam paket yapmışsın. Şimdi şurayı durdurayım. Yes. İsmail abi hiç açılmasın diye kargo yapmışsın abi. Vallahi helal olsun. Uğraştım. 10 dakikamı aldı yani paket açmak. İyi oldu. Evet şimdi ürüne bir göz gezdiriyoruz hemen önceden. Ürün bayağı kötü durumda şu anda, temizlik açısından, işte hijyen açısından, toz açısından, tuz korozyon açısından çok kötü. Fan bakalım ne var fanda. Oo, fan dönmüyor, bakın arkadaşlar fan patates olmuş. Şimdi arkadaşı bir taraftan açıp, hatta düğme tarafına, burada paslanmalar falan var, düğme tarafından bir açalım. LED'lerde problem yok dedi. Daha iyi. LED'lere müdahale etmeyeceğiz. Bu ne? Burada bir vida var ama. Pek açılabilecek gibi de değil ama neyse, tamam. Bunu da kurtardık. Evet. Ürünün tuş takımı problemi demişti İsmail abi. Bir de fan problemi var demişti. Yeah. Hmm. Wi-Fi anten G. Şunu şöyle aşağı alalım kopmadan. Şu arkadaşı bir çıkaralım ve güzelce temizleyelim ve içine bakalım ürünün neyi var. Evet, ürün şu anda şu arkadaş çok kötü durumda. Onun dışında üründe bir problem var mı? Herhangi bir led problemi yok. Çok güzel. Ürünün ledleri çok iyi durumda bence. Gerçekten iyi durumda yani. Hiç kavrulmamış. Güzel bir durum bu. Güzel bir şey. Elektronik katında bir sıkıntı var mı? Yok. Biz yine bir genel temizlik yaparız buna. Zaten her halükarda. Bir tuz temizliği yaparız. Tamam, şimdi şu arkadaşı alalım. Dozaj pompasına parça verdim. Bekleyeceksin bir miktar. O miktar bekleyene kadar bizde bir saniye dur. Evet. Benim ufaklık. Vidalar çok kötü paslanmış, şu vidalar. Yan vidalar. Bunları değiştireceğim. Yani böyle bu şekilde takarsak zaten birkaç yıl sonra bir daha açamaz bu ürünü. De açamaz kimse. Fan vidaları kötü değil. Fan vidaları temiz. Fan daha önce değişmiş. Evet. Belli zaten. Bu ne? Bu nasıl bir... Abi bu nasıl bir bağlantı? Lehim yok, bir şey yok ya. Lehimsiz bunlar oksit olur ve patates olur. Şimdi fanın nesi var bakalım. Bu fanın hiçbir şeyi yok aslında. Bu fan iyi durumda bir fana benziyor ama şurada, şuraya bir bakacağız.
şu kısım bizim için önemli olan. Şurada bir kaymam var. Ona bakalım. Hayır, güzel duruyor. Oldukça da şeyi iyi. Tamam. Şimdi ben bu fanı bir temizleyip geleyim arkadaşlar. Görüyorsunuz şu fanı. Temizledikten sonra şey yapacağım. Ama ondan önce bir arkadaşa bakalım. Hayat var mı? Şimdi evet, fanda hayat yok. Fanda hayat yok. Bu incelikte fan bulamayabiliriz. Elinde muadile olacak orijinal ve yakın fanlar olacaktı. Bir bakacağım. Bu fan 9 muydu bu? 8,5. 8,5 bir fan. Bakacağız. Evet arkadaşlar. Fan arızalı. Ve aynı zamanda bir güzel bir temizlik gerektiriyor ürün. Komple bakımdan geçecek ürün. Hiçbir sorunsuz çalışır bu ürün. Çok güzel. Sağlam görünüyor. Bir de tuş takımı problemi vardı. Bu tuş takımı problemine de şimdi bakacağım. Tuş takımını da söktükten sonra arkadaşın karın ağrısını anlar. Ona göre bir hamle yaparız. Tuş takımı bozuksa Burak Atabaş'tan sipariş verir. Takarım. Varsa tabii elinde o da. Evet, kopukmuş zaten. Oo, bu ne ya? Ne yapmışlar ya? Bakayım. Bu ne abi? Bu ne ya? Bunun ucu bacağı nerede ya? Evet. Nereden kırık bu? Şimdi bunlar hep milli sermaye. Kart sağlam görünüyor. Hadi bakalım. Bu kopmuş. Tamam. Ne bu şimdi? Ya benim ne oluyor ya? Siz de görebilirsiniz diye şöyle orada bir yerde yapalım da vaktinizi çok almak istemiyorum. Şimdi herhangi bir tuşu kontrol etmenin yolu kısa devre konumunda tuş basıldığında kısa devre olur sistem. Ben de burada şimdi onu arayacağım. Muhtemelen bir taraf negatiftir. Şimdi buradaki pinlere değdirip tuşlara basacağım ve herhangi bir şekilde bir kısa devre olacak mı ona bakacağız. Burada olmadı. Şuradan deniyorum tekrar. Olmadı. Şöyle deniyorum. Evet, bir tanesi oldu bakın. Yani ümit var mı tuş takımında ona bakıyoruz şimdi. Şu bir. Bir tanesi boş mu lan? Ha yok, bir tanesi led zaten. Güzel. Burada var. Şimdi burada bulamadık. Yani ben bu tuşu var ya, normal tuş bile yaparım da neyse. Button yaparım yani yoksa. Burak'ta yoksa buton yaparız yani en kötü ihtimal. Bizden kaçar mı? Hayır. Bu arkadaşı sökmemiz lazım. Daha önce sökülmüş muhtemelen bu. Çünkü şuradan bir
Bir takmışlar. Şimdi böyle bu olmaz. Şimdi önce çok az bir yumuşatalım şu arkadaşı. Sökülebilir hale getirelim. Evet. Yes, söktük. Şimdi buradan ortak ucu bulacağız. Şu taraf ledmiş. Ortak uç şuymuş zaten. Genel ortak uç şuymuş. Bakın şimdi. Şunu sağlam alıp olmadığını anlayacağız. Şu ortak uca koydum. Hemen yanındaki tuş olacak muhtemelen. Basıyorum kimse. Basıyorum. Basıyorum, basıyorum, basıyorum. Kimse yok burada. Ay, kimse yok. Kırık mı bu ya? Bu bir. Evet arkadaşlar. Ortak uca göre ortak uç şu. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Şu 1, şu 2, şu 3. Şuraya bir bant yapmışlar. Muhtemelen burası burada önce kırılmış bu kartın. Evet aynen öyle. Evet bir bant yapmışlar. Buradan kırık var bu kabloda. Farklı yerlerde kırıklar var. LED'ini yakamaz mıyız? LED'i yakarız. En baş LED'miş arkadaşlar. Şimdi şuraya baktığımızda diyot kademesinde voltaj veriyoruz. Hiç kimse yok. Ters yapıyoruz. Çünkü yandı bakın. LED'i sağlam. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Çok zor ya arkadaşlar. Ben oradan siz görüyorsunuz sandım. Bakın LED'ini yakacağım şimdi. LED çalışıyor. Bir tuş çalışıyor. LED çalıştı. Bu ortak uç. Bu çalışıyor tuş. Bu da çalışıyor. Oho, ben İsmail abime tuş fiyatından kurtarırım. Kusura bakmasın kimse. Ben bunu karta buraya yaparım. Lehimlerim gerekiyorsa. Bunu buraya yaparım ben. Olur bu. Bu olur. Tuş takımı almadan önce denerim. Bunu yapmaya çalışırım. Bir tane fan siparişi vereceğiz. Temizliği yapılacak. Ürün tamam. Şimdi videoyu durduruyorum. Devam edeceğim. Evet. Arkil işler. Fan siparişi verdim. Fanlar bayağı pahalandı bu arada. İnanılmaz pahalı. Yani öyle böyle değil. 98 lira falan oldu fanlar. Bozuk olan bu. Yeni aldığımız. Şimdi bu arkadaşı buraya takacağız. Buraya şöyle güzel monte edeceğiz. Ama önce bir ürünü temizleyelim diyorum. O nedenle şimdi ürünün termallerini yenileyeceğim. Kartları sökeceğim. Komple kartlar sökülecek. Bu tarafı söktüm. Şimdi bunları da sökelim ve daha sonra parçaların montajına geçelim. Tüm tuş takımını da tamir edeceğiz.
Evet. Ürünü yaptık. Fan problemi vardı. Tamam. Aquaref ile de bağlandık. Şuradan geldik. Cihazı seçtik. Manueldeyiz. Şöyle. 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 Kız. Kız. Aç bunu. Yeşil. Olay budur. Tuşları çalışıyor mu? Tuşlarında da problem vardı. Tuşların parçası problemliydi. Ben ona bir parça uydurdum. Şu anda çalışıyor olması lazım. Abone olmayı lütfen unutmayın.